Normalde çok aktif bir hayatım vardı. Şu an evden tek başına çıkmaya bile çekiniyorum. Sürekli olduk olacağız korkusuyla evlere kapandık. Eski hayatım daha güzeldi. Şu an yeni hayata odaklanamıyor bile insan. Eskiden ne yapıyordum onu bile hatırlayamıyorum. O yüzden beni kötü etkiledi. Artık hayatımıza girdi. Bizi etkisiz hale getirdi. Maddi anlamda ekonomiyi etkilediği için biz de bundan dolayı çok zarar gördük, çok yıprandı. Çok zorlu geçiyor. Hem okul açısından hem normal psikolojik olarak da çok zorlu. Koronavirüs psikolojinizi nasıl etkiledi? Ya ilk başlarda o kadar çok önemsemiyordum ama sonradan sayıların artmasıyla birlikte bunun gerçekten büyük bir travma olacağını düşünüyorum ve hala da etkisi geçmiş değil. Bu yüzden de bence hani insanlar daha dikkatli olmalı, boş vermemeliler. Ben ilk başlarda çok boş veriyordum çünkü. Ama dikkat önemli. Bence devletin yaptığı şeylere, kurallara falan herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Böyle. Her yönünü etkiledi. Yani sanatsal açıdan, eğitim açısından, gelenek, görenekler açısından ve Kayseri'ye göre işte esnaflar açısından tut, organizasyon firmalarından tut, hepsini etkiledi bu koronavirüs. Benimkini pek etkilemedi. Zaten evde geçiyordu günlerim. Mezuna kalmıştım o yüzden. Evdeyim yine aynı. Maddi ve manevi açıdan tabii ki iyi etkilemedi. Bu hem ev anlamında hem iş anlamında işimize de yansıdı. Şu anda çalışmıyoruz. Hani pek iyi olmadı. Benim annem babam kronik hasta mesela. Onların yüzünden çok dışarı çıkamadık onlara hastalık getirmemek adına. İster istemez bizim de psikolojimiz bozuldu. Yeni yeni yavaş yavaş artık bunu kabul etmeye başladık. Kaç yıl süreceğini bilemiyoruz. Nasip bakalım. İş konusunda özellikle işlerimiz çok durdu. Muhasebeciyim. Çok zorlanıyorum. İki katı yani çalışmamız gerekiyor. Zorlanıyoruz yani. Çok kötü bir şekilde etkiledi. Hiçbir şekilde çalışamıyorum şu an, işsizim. İş durumumuzu da çok etkiledi. Çocuklarımız olsun genellikle dışarı çıkamıyorlar hiçbir şekilde. Parklarımız hep kapalı. O yüzden çok çok kötü yanında etkiledi. Gayet normal. Fazla bir etki gördüğümü söyleyemem. Ama yani etkisi yüksek. Yüksek derecede de bizzat da Kayseri'de. Etkiledi muhakkak herkesinki gibi. Artık herkesten korkar uzaklaşır olduk. Ne bileyim yani komşularla bile bir artık bir mesafe. Hani sanki konuşunca bile geçecekmiş gibi bir şey oluyor yani algı oluyor. Şu anda ilk zamanlardaki gibi etkilemiyor artık. Alıştık. Bizden biri gibi şu anda. Yani hayat devam ediyor. Olumsuz yönde etkiledi herkes olduğu gibi. Ne olacağı bilinmiyor. Sıkıntılı bir süreç. Toplumla uzaklaştık. Herkesten korkar olduk. Yaklaşmaya çekinir olduk. O şekil. Herkesten hani ailevi olsun onlardan da uzaklaşır hani mesafede olduk. Valla koronavirüs bizim değil ülkemizin genel olarak psikolojisini etkiledi. Yani sonuçta çalışan insanlar için normal genel amaçlı olarak herkesi zor durumda bıraktı. Ama sonuç itibariyle ülkemiz gereken tedbirleri aldı. Biz de genel kurallara uymak zorundayız. Yani sonuç olarak en kısa zamanda bunu tedbirler dahilinde atlatmamız gerekecek. Evde olduğum için benim psikolojimi kötü etkiledi. Yani öyle. Çok kötü etkiledi gerçekten. Normalde çok aktif bir hayatım vardı. Şu an evden tek başına çıkmaya bile çekiniyorum. Garip bir şekilde terliyorum sokağa çıkınca. Maske takmayan insanlara böyle öfkeyle bakıyorum. Yani bayağı sinirlerimi bozdu işin açığı. Sürekli olduk olacağız korkusuyla evlere kapandık. Hep hasta hissettik, hasta olacağız, olduk oluyoruz. Yaşlılarda, annemde falan daha etkili oldu tabii. Herkese iyilik diliyorum. Eski hayatım daha güzeldi. Şu an yeni hayata odaklanamıyor bile insan. Eskiden ne yapıyordum onu bile hatırlayamıyorum. O yüzden beni kötü etkiledi. İnsanların bazılarının umurunda değil ama keşke olmasaydı. Kötü yönde etkiledi bence hepimizi. Artık hayatımıza girdi. Bizi etkisiz hale getirdi. Çarşıda bile bak şurada geldin içeri giriş alışveriş yapamıyorum dışarıda bekliyorum. Yani bizi bu kadar ürküttü. Sonra iş hayatımızı çok etkiledi. Şöyle söyleyeyim yani psikolojiden çok koronavirüs maddi anlamda ekonomiyi etkilediği için biz de bundan dolayı çok zarar gördük, çok yıprandık. Yani işsizlik çoğaldı, çoğu iş yerleri kapandı.
Bundan kaynaklı hani ister istemez psikoloji de etkilendi. Çok zorlu geçiyor. Hem okul açısından hem normal psikolojik olarak da çok zorlu. Hani insanlar birbirine yaklaşamıyor. Normal sohbet içindeyken bile çok stres altına giriyoruz. Hiç rahat değil yani. Okuldayken bile nasıl davranacağımızı bile şaşırabiliyoruz.